Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Porto'dan Lisbon'a gidiyorum. Nasıl gidilir? Neyle gidilir? Ne kadara gidilir? Onlardan bahsedeceğim. Bir de Lisbon'a gittiğimde de bugün bir gün kalacağım. Yani Lisbon'da biraz takılacağım falan. Belki orada da ne yaptığımı gösteririm. Böyle bu arada şu anda Porto'da Santa Catarina Caddesi'nde yürüyorum. Burası bizim İstiklal Caddesi'ne benziyor. Porto'nun İstiklali diyebiliriz. Acayip kötü bir hava var. Görüyorsunuz zaten her yer sisli, yağmurlu falan. Portekiz aslında böyle arkadaşlar. Hani Portekiz deyince milletin aklına full günlük güneşlik bir yer gelir. Ama görüyorsunuz şu an Ağustos'un ortasında Aralık havası var neredeyse. Ama çok soğuk değil en azından şu an. Böyle. Şimdi birlikte São Bento tren istasyonuna gideceğiz. Lan oturuyordum. Kadın yanıma geldi. Oturdu ben böyle. Gözlerini dikti. Haplanmış resmen ya. Baksana. Böyle saçma şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Bakın bir örneği oldu. Porto merkezde arkadaşlar böyle acayip tipler var. İşte full yanınıza gelip para isteyenler de çok fazla. Dilenciler aşırı fazla. Yolda yürürken gün içerisinde özellikle ana meydanda her adamınızı attığınızda yanınıza bir kişi gelip haşiş, marihuana falan, ekstazi bile bir satmak isteyebiliyorlar. Siz turist olduğunuz için geliyorlar yanınıza. Portekiz'e yanına gitmiyorlar. Onun sebebi de tamamen turist avlamak. Yani adamın elinde zaten hakiki mal yok diyeyim. Size fake olanı satıp oradan sizi kandırmaya çalışıyor. Öylelerine kanmayalım. Böyle yani nereye giderseniz gidin varlar arkadaşlar. Porto'da özellikle çok fazla. Lisbon'da da var. Lisbon'da da var bayağı. Öyle. Bak yine geliyor geri zekalı ya. Sim. Tem uma moeda. Não, não tem. Um cigarro. Não. Tá, obrigado. Kadın bakışlara bak, haplanmış ya. Bozuk para istiyor, sigara istiyor falan filan istiyor. Yani şimdi yaklaşık bir saat falan kaldı varmamıza. Bu sırada size burada Portekiz'e nasıl tren bilet alınır onu göstereyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar sitenin adı cp.pt yazıyorsunuz. Sonra burada işte şu kısımdan kalkış noktasını seçiyorsunuz. Mesela ben Porto'dan gidiyorum bugün. Porto Campanha, şunu seçiyoruz. Varış noktasını da Lisbon Santa Apolonia'ya gidiyorum. Daha sonra buradan tarihi seçiyorsunuz. Sonra aratıyorsunuz. Burada işte saatlerini falan görebilirsiniz. 3 saat 15 dakika, 2 saat 50 dakika, 3 saat 15 dakika. Bu şekilde yolculuk süresi. Yine fiyatlarda 37 euro dediği birinci sınıf fiyatı. 25 euro dediği de ikinci sınıf fiyatı. Ama aynı zamanda bunu arkadaşlar bütün biletlerde 17-25 yaş arası indirim oluyor. %25. Onu da kullanabilirsiniz. O %25 kullanıcı da yaklaşık 20 euro falan geliyor. Bu arada zaten şurada da görüyorsunuz. 25 yaşına kadar arkadaşlar %25 indirim uygulanıyor. Yine aynı zamanda da 5 gün veya 8 gün öncesinde alırsanız biletinizi yine %65'e kadar indirim uygulanıyor. Bu da yani buradan arkadaşlar bütün Portekiz geneli nereden nereye gidecekseniz bütün biletlerinizi buradan yine internet üzerinden de alabilirsiniz. Mesela bakalım en kuzeyden Portekiz'in en kuzeyinden en güneyine bir bakalım. En kuzey arkadaşlar şu Valencia'yı seçiyorum. En güneyde mesela Faro diyelim. Faro da en güney arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Evet görüyorsunuz. Kaç saat diyor? 12 saat. 12 buçuk saatlik var. 9 saatlik var. 8 saat 53 dakika. Bunun fiyatı da arkadaşlar 59 euro. Yani Portekiz'in en kuzeyinden en güneyine Valencia'dan Faro'ya
59 Euro'ya gidebiliyorsunuz. Bu 59 Euro tabii ki %25'lik indirimde uygularsanız daha da ucuza gelecektir. Böyle arkadaşlar, biletlerinizi bu şekilde alabilirsiniz. Tabii ki yine Lisbon'a gitmek için otobüsle tercih edebilirsiniz. Ama ben treni daha konforlu buluyorum. Veya uçakla da gidebilirsiniz. Uçak 45 dakika falan sürüyor ama sonuçta tabii havalarına gitmeniz, orada beklemeniz. Sonra varınca da yine bagaj işlemleri falan filan daha uzun sürüyor bence. O yüzden tren en iyisi Porto Lisbon arası için. 25 yaşına kadar işte o genç indiriminden faydalanabilirsiniz. Yaklaşık %25'lik bir indirim yapıyorlar. Bu arada şöyle bir şey oldu. Ben biletimi indirimli aldım ama bugün itibariyle indirimim yok. Çünkü dün doğum günümdü. 26 yaşına girdim. Yani artık genç değiliz. Neyse bakalım, Lisbon'a varınca görüşürüz. Evet, Lisbon'a vardık arkadaşlar. Şimdi ilk Oriente durağına geldik. Oriente de burası. Burası yaklaşık bir 5-6 kilometre şehir merkezinin dışında kalıyor. Vasco da Gama alışveriş merkezi falan var buranın yakınında. Buradan bir sonraki durakta bizim gideceğimiz şehir merkezine en yakın olan yer Santa Polonya tren istasyonu. Ama buranın mimarisi de çok güzel gözüküyor. Fotoğraf çekmek için falan özellikle. Gayet güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Evet, Lisbon'a vardım arkadaşlar. Yolculuk yaklaşık bir 3 saat falan sürdü. Yani genel olarak konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz trenle. Gayet güzel. Hız olarak en fazla sanırım 125 kilometre falan gördüm. 125'le falan gidiyordu. Türkiye'de ama Konya-Ankara arası hatırlıyorum sanırım 300'e kadar çıkabiliyor. Yani kıymetini bilin arkadaşlar. Euro 8 lira olmuş falan, takmayın. Yani tren 300 basıyor abi. Daha ne olsun. Her neyse, ben şimdi bir işlerimi halledeceğim. Daha sonra birlikte Lisbon'da şöyle bir gezineceğiz. Evet arkadaşlar, Portekiz'de Uber gerçekten gayet kullanışlı ve iyi. Benim gideceğim yer yaklaşık bir buraya bir 12 dakika mesafede. Mesela UberX çağırırsam 3.40 tutuyor. Ve 3.40 zaten burada taksilerin taksimetreyi açış ücreti. O yüzden Uber gayet mantıklı. Kiraladığım yere geldim arkadaşlar. Bu gece burada konaklayacağım için. Yalnız acayip güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Ve bayağı büyük. Burası hem oturma odası hem yatak odası gibi. Banyosu çok hoş. Özellikle şunlar çok hoşuma gitti. Burada iyi saç bakım videosu çekilir aslında. Küvet de çok hoş. Burada da iyi keyif yapılır. Yani bir kişi için yine kocaman yer tutmuşum. Ya burası yemek masası. Burası da mutfak diye geçiyor. Gayet tatlı ya. Yukarıda da yine bir tane yatak var. Böyle merdivenden çıkıp yine burada da bir tane daha yatak var. Burada başka bir banyo var. Şöyle. Neyse, yine hayvan gibi yer tutmuşum. Ama güzel bir yer. Buranın fiyatı da arkadaşlar, burası tam Lisbon'un merkezi. Lisbon meydanının ortası yani neredeyse. Ve 50 euro civarı para verdim. Yani baktığın zaman fiyat aslında çok iyi. Şu anda korona yüzünden de fiyatlar biraz daha ucuz. Ağustos'tayız. Ağustos ayında normalde burayı yani 100'den aşağı kiralamazlardı ama şu an korona yüzünden fiyatlar da düştü turist olmayınca. İşte böyle. Bakalım şimdi LX Factory diye bir yer var arkadaşlar. Elşiş Factory. Şimdi oraya gideceğim. Orada yine videoya devam edeceğiz. Gideceğim yer gerçekten çok hoş. Umarım beğenir. Şimdi bahsettiğim yere geldim. Önünde duruyorum. Burası Elşiş Factory diye geçiyor. Factory denmesinin sebebi arkadaşlar, burası eskiden bir tane kumaş fabrikasıymış. Daha sonra kumaş fabrikasından dönüştürülüp işte mekanlar yerli yabancı turistlerin hizmetine açılmış. İçerisinde bayağı bir işte kitapçısı var, barları var. Özellikle duvarda güzel grafitileriyle falan bütün böyle hipsterlerin ortak buluşma noktası arkadaşlar. Şimdi girişimizi yapıyoruz.
Görüyorsunuz hemen bulunduğu yer arkadaşlar. Bu köprünün, 25 Nisan Köprüsü'nün hemen altı. Evet. Vintage tarzı kıyafet satan dükkanlar var. Burası mesela. Burada çok tatlı bir tane çiçekçi görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burası da yine dergi, sırt çantası falan satıyor. Yine aynı zamanda postkartlar görüyorsunuz. Bunların tanesi 50 centmiş. Böyle. Şu anda çok kalabalık değil bugün çünkü günlerden salı ve tabii ki korona münasebetiyle. Hola. Ne de kan? Ke. Taze grafa poki. Tamam, gravar para YouTube. Mesela Portugues? Não, não. É John. Pode dizer a adivinha? Evet. Ai. Foda-se. E até bis bate. Não? Não, não. É John. Da Turquia. Ah, da Turquia, tipo lá. Então grava aqui, grava aqui. Lá? Vês o coelhinho? Vive, vive. Onde? Istambul? É, Istambul. Olha o coelhinho. O que faz? Estive lá em taxi, me tive lá. Passei, olha. Ah! Desapareceu. Uau! Já apareceu. Magic. É fixe. Estás a fazer um vídeo sobre Portugal? Não, estou a fazer só vídeo sobre daqui. Lisboa? Vives cá? Vives em Portugal? Não, vivo em Barcelos. No norte. Em Barcelos? Tenho lá um amigo meu que trabalha na Câmara de Turismo. Câmara de Turismo? Eu também trabalho com turismo. É? Não conheces o Luís? Sou guia turístico. Ah, eu também, nos YouTube. Também, é. Mas o Luís é um amigo meu, trabalha mesmo na Câmara Municipal. Lá, lá em Barcelos? Lá em Barcelos. Se calhar conheço. Casou com uma polaca. Polaca? Sim, casou com uma menina polaca. Luís, se calhar eu conheço. Ele estudou. Barcelos é muito pequenino. Foi. Como é que foste parar a Barcelos? Estavas lá a estudar ou algo? Eu estava a fazer Erasmus e depois fiquei a trabalhar. Mas estavas mesmo em Barcelos a fazer? Sim, a Barcelos. Queria mostrar. E você faz o serviço do tuk-tuk? Sim, tuk-tuk Pedro Magic Tours no Instagram. Pronto, é muito divertido. Ah, muito bem. E quanto é para fazer um tour? Ah, normalmente. Depende, tanto pode ser duas pessoas 30 euros uma hora, se for 3, 45. Uma hora em todo Lisboa, todo, sim, em todo lado. E a dividir por 3 fica barato. Sim, sim, claro. Porque é um tour, é um tour. Cada 15 euros, não? Pois. Normalmente a pessoa faz um tour e paga só 40 euros só uma pessoa. E agora como está, não? Tem muitas pessoas? Tem. Depende da pessoa, sabe? Tem muitos truques. Mas a pessoa se for divertida e falar... Sim, você é muito divertida. Yeah. Era um prazer. Yeah, obrigado. Era um prazer. Tchau. Tchau. E o adamlar bayağı muhabbet. Görüyorsunuz arkadaşlar, Portekizli adamlar böyle. Sıcakkanlılar. Özellikle yani bence kuzeydekiler de tabii ki iyi ama güneyde arkadaşlar Lisbon'un insanı bence daha kibar, daha böyle sıcakkanlı geliyor bana. Yani buraya gelecekseniz, hafta sonu gelirseniz daha güzel olur. Özellikle pazar günleri zaten burada ikinci el pazarı gibi bir pazar kuruluyor. Gayet güzel şeyler de bulunabiliyor. Yine böyle görüyorsunuz kafeler, restoranlar. Var. Şimdi sizi çok tatlı bir tane kitapçıya götürüyorum. Burası arkadaşlar. Lerde Vegar diye geçiyor ismi. İçeri girince anlayacaksınız neden tatlı dediğimi. Maskemizi takıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakın. Burası kaç metredir bilmiyorum ama boydan boya kitap rafları. Çok tatlı. Yine aynı zamanda burada da bir bar kafe var. Arkadaşlar şimdi bahsettiğim yere geldik. Belen Pastanesi. Açtayız da Belen. Burası arkadaşlar Lisbon'un en ünlü yerlerinden bir tanesi. Ve zaten bu meşhur Portekiz'in tatlısının şu Nata'nın çıkış yeri burası arkadaşlar. O yüzden çok ünlü ve ne zaman gelirseniz gelin neredeyse. Her zaman bir sırayla karşılaşabiliyorsunuz. Fiyatı da 1 euro 15 cent arkadaşlar. Yani bizim tatlılarımızla asla karşılaştırılmaz. Ama baktığımız zaman yine yenilebilecek güzel bir tatlı. İşte dışı milföy hamuru, içi muhallebi tarzı düşünebilirsiniz. Buranın özelliği bence içindeki muhallebi de biraz daha fazla yumurta tadı alıyorsunuz. Ama güzel.
Herkese tavsiye ederim. Lisbon'a göre herkes buraya mutlaka uğramalı. Şimdi burada da girişte elimizi dezenfekte ediyoruz. Böyle arkadaşlar. Paket de alabiliyorsunuz. Obrigado. Tabii. Evet, aldık. Çıkıyoruz. Evet, şimdi bunu yiyebileceğim en güzel yerlerden bir tanesi tabii ki de nehir kenarı, köprü manzarası ile birlikte gayet güzel gidiyor. Şimdi nehir kenarına doğru ilerleyeceğim. Tabii Belem'de yapılacak çok fazla şey var aslında. Burada Belem Kulesi var. Aynı zamanda Kaşifler Anıtı var gezebileceğiniz. Yine tam şu karşıda gördüğünüz burası Jeronimo Manastırı var. Buralar Lisbon'a geldiğiniz zaman kesinlikle görmeniz gereken yerler arkadaşlar. Bu videoda umarım işinize yarayacak ufak da olsa bir şeyler geçmiştir. Bugün size bir günüm nasıl geçiyor onu göstermeye çalıştım. Porto'dan Lisbon'a geldim. Ve şu anda görüyorsunuz arkamda bu köprü size nereyi çağrıştırıyor? San Francisco'daki Golden Gate köprüsünü çağrıştırıyordur büyük ihtimal. Çünkü mühendisleri aynı arkadaşlar. Köprünün ismi 25 Nisan Köprüsü. 1966 yılında yapılan bir köprü. Ama aslında ilk ismi Salazar Köprüsü. Salazar da ünlü Portekizli diktatör. Ama 1974 yılında arkadaşlar Karanfil Devrimi oluyor Salazar'a karşı. Daha sonra Karanfil Devrimi'nin tarihini 25 Nisan tarihini bu köprünün ismine veriyorlar ve Salazar Köprüsü'nün ismi 25 Nisan Köprüsü olarak değişiyor. Böyle de bir bilgi vermiş olayım dedim. Herkesi fırsatı olan her